Tanrı'nın gel, dünyayı yarattıktan sonra can sahibi yaratıkları yaratmış. Kuşlar ve hayvanlar ormanlarda koşup, coşup, eğlenirken insanlar çıplak kalmış. Tanrı'nın gel, onlara ateşi de vermemiş. Yaz kolay geçmiş ama sonra güz olmuş, güneş ufka yaklaşmış. Ve birden kara kışın nefesi insanların ensesinde üflemeye başlamış. Artık insanlar ne ısınabiliyor ne de yemeklerini pişirebiliyorlarmış. Kış böyle zor geçince insanlar düşünmüş, taşınmış ve kuşlardan yardım istemeye karar vermişler. Çıkmışlar kuşların huzuruna. Ey kuşlar! Siz ki göklere varır, dağları aşar, enginleri geçersiniz. Ne olur bize yardım edin, hayatımızı geçirmemiz için gereken ateşi bulurum. Kuşlar insanların bu haline acımışlar ve yardım etmeye karar vermişler. Dağılmışlar dünyanın dört bir tarafına. Az uçmuşlar, uz uçmuşlar ama ateşi bulamamışlar. Mecburen havalar tekrar ısındığında elleri boş geri dönmüşler. İnsanlar kışı zorlukla geçirdikten sonra kuşların kanat çırpışlarını duyunca heyecanla evlerinden dışarı çıkmışlar. Ama bakmışlar ki ateş yok. Yine de yardım ettikleri için ikramlarını kuşlara sunmuşlar. Ve sonra tekrardan kara kış gelmiş. Bu sefer insanlar daha da çok kayıp vermişler. Kış kara kışmış. Bir umut, hani belki olur ya, yine kuşlardan yardım istemeye gitmişler. Ve bu sefer göç ettiği yerlerde oraların efsanelerine kulak kabartan bir kuş, insanların bu halini görüp yoklamış o duyduğu hikayeleri. Ve sonra biliyorum bir yerlerde çok bilgi bir ateş kuşu var. Eğer onu bulursanız o size yardım eder. İnsanlar da umutluya dağılmışlar dünyanın dört bir tarafına. Az gitmişler, uz gitmişler, dağları aşmış, denizleri geçmişler. Ve sonra bir gün kutsal kayın ağacının dallarında dev gibi ateş kuşuna rastlamışlar. Anlatmışlar dertlerini ateş kuşuna. Dinlemiş bilge kuş. Ve sonra insanlara demiş ki, en mükemmel benim dememeli. En akıllı ben yaratıldım diye yürümemeli. Doğayı dinlemeli, ona kulak vermeli. İnsanlar, bakın dağlara, taşlara, ormanlara, ovalara. Gördünüz mü taşları? Alın iki beyaz taşı, vurun birbirine. Sonra kıvılcımlar çıkacak, dönüşecek ateşe. Sonra artık insanların gitme vaktini anlatır gibi tekrardan sessizliğe bürünmüş ateş kuşu. Bu duyduklarını insanlar çocuklarına, çocukları torunlarına anlatmış. O gün bugündür insanlar doğanın bilgeliği ve cömertliğiyle yerden buldukları otları, avladıkları hayvanları yer, karınlarını doyurur ve artık kıştan korkmaz olmuşlar.